Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine kap haberleriyle karşınızdayız. 10 tane hisse var. E, bu hisselerden sadece RTA laboratuvarları, Smart Güneş, Panelsan Çatı, haricinde geri kalanların hepsi işte Uluse, kristal SOM, Format, GZNMI, DGGO de ve Derim. Bunların hepsi e, son saydıklarım <laughs> e, devre kesici uygulandı. Onun dışındakilerde. de ee, sadece işte RTA'da kar payı var, Panasen'de kar payı var, Smart'ta da bir iş ilişkisi var. Öncesinde bir Borsa İstanbul'a bakacağız, endekse bakacağız. Hemen akabinde de arkadaşlar e, teknik analizlerine geçeceğiz. Geçmeden önce videoya e, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. E, yorumlarınız benim için değerli. Geçen bir arkadaş çok güzel bir yorum yapmış bir temel analiz niteliğinde. O yorumları da okudukça istişare yapmış oluyoruz ve kendi yorumlarımızı da ekstra ekstra ekleyip bin işleniyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. Ha, açıklamadaki linklerden de e, sosyal medyadan beni takip edebilirsiniz. Borsa İstanbul'u bir endeks'i yorumlayalım. Yani gerçi ATH durumunda 2449'da e, devam ediyor. Yani makti zaten al bölgesinde eski seviyesinde makti de alt tarafında. Yani yukarıya doğru yöneldiği aşikar. Gidecek şeklinde ama ben her zaman tekrar tekrar savunuyorum mal coşkudayken satılır arkadaşlar Kaostayken alınır yani bu seviyelerde Şöyle 2 saatliğinde bir bakalım Yani bunlar tehlikeli durumlar bilginiz olsun ee, Tekrar bir yükseliş yapar mı bilmiyorum ama bu seviyede 2448-2449 Bunun üzerindeki kapanışlar 2450'nin üzerindeki kapanışlarla Yani üzerine ciddi kapanışlar koyması gerekiyor İki saatlikte durum bu şekilde arkadaşlar. Yani şöyle bir 100 günlük emasına baktığınız zaman arası açılmış. Aşırı alım bölgesinde e, Fibo'da da o şekilde duruyor. E, destek trend noktasının da bayağı bir üzerinde. Yani bir geri dönüş sinyali şu son iki saatlikte şuralarda var. Ama e, bir taraftan da şöyle baktığınız zaman da yani bu çekiç de e, hani şey gibi. ...yükseleceğinin ince ince sinyalini de veriyor gibi zaman gösterecek arkadaşlar. Tetikte olmakta fayda var. O yüzden biz Yüz düzü bu şekilde yorumlayabiliriz. Yani biz düzde şöyle bir geçmişten çektiğimiz zaman... ...hani bunun istikameti bayağı bir yukarıda oluyor ama... ...şöyle şuradan bir tren çizgisi daha önce hani bunu yakaladığımız bir tren çizgisi vardı. Ama burada da e, o bayağı bir yukarıda olduğu için yakın markajda şu e, yer çekimine meydan okuyamayacak yani. Onu bir bir düzeltmesi mutlaka olacak. Ha bu 2800'lere kadar gidebilir. Bunu da söyledik. 2400'ler seviyesinde de geri dönmesini ben beklediğimi söylemiştim. Ya buralardan geri döner arkadaşlar ya da üstüne koya koya yukarı doğru gidecek. ATH'larda yapacak yapılacak hamle belli. Tetikte olacağız arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Ee, riskli yatırımlara yani yatırımlarımızı riskli pozisyonda olduğunu bileceğiz. Bu bilinçle devam edeceğiz. Şimdi bir sonraki İlk isimümüz aslında RTA laboratuvarları biyolojik ürünler ne demiş? Ben kar payı dağıtımına ilişkin bildiri yayınlamış fakat ödemeyeceğini söylemiş arkadaşlar. RT ALB Hemen bir teknik taraftan bir inceleyelim bu kardeşimizi. Şimdi zaten bir düşen trend var. Düşen trendde de yani bu 2 saatlikte şöyle 2 saatliğini bir kapatalım bir saatliği açalım arkadaşlar. Şimdi düşen trend var. Düşen trendten ziyade şurada şöyle bir yatay yatayda şurayı bir eşelemiş. Burayı bir işaretleyelim. 15.73 yapıyor arkadaşlar burası. 15.73 seviyede zaten zamanında da bu reklamlar beni bitirdi ya. Zamanında da yani Haziran 2020'de de ciddi bir destek noktası olmuş o seviyeler. Hemen üstünde de zaten 24 Mart 2021'de böyle bir destek yukarı doğru çıkmış. Şimdi buradan tepki yükselişi gelirse nereye kadar gelir? 100 günlük emasına kadar gelirse gelir. Biraz aşar. Orada da 200 günlük EMA ile karşılaşır arkadaşlar. Onun akabinde de yukarı doğru çıkacak olsa bile şu seviyelerde yani 26-56'da bir tokatı yer. Belli yani. Bunu daha önce test etmiş iki defa. Şuralarda da yani yaklaşamamış bile. E, onun dışında üst tarafa doğru giderse 33 30 Nokia 33, 30 tarzı. <laughs> ya yani böyle bir telefon reklamı gibi oldu 33 30'da. E, buralarda bir tıkanma söz konusu olur ki keza aşabilecek gibi bir pozisyonda olabilir. Ama burada 26 56'ya dikkat etmekte fayda var ki daha şu anda 15 73'ün altına inmemesi gerekiyor. 15 73'ün altına inerse ondan sonrası bayağı sıkıntılı ama bu saatten sonra böyle bir 100 günlük EMA'ya yaklaşmak isteyecektir. 100 günlük EMA da 200 günlük EMA'yı alttan keserse arkadaşlar burada artık yukarıya doğru dönüşler başlayabilir. Biraz daha yaklaşırsak arkadaşlar şu seviye zaten şunu da işaretleyelim. İlk etapta şu seviyede önemli bir rol oynayacaktır. Şöyle 2 saatliğini 4 saatliğine bir bakalım. Hmm. Şimdi şuradan şöyle bir düşen trend, şöyle niye yaklaşmıyor? Şimdi şöyle bir düşen trend var zaten arkadaşlar. Yani burada bunu kırmaya yönelik hareketi belki daha ileride yapabilir, buralarda sürüncemeler olabilir. Ama aşağı doğru inerse o saatten sonra geçmişte nerelere bakmak lazım? Geçmişteki hareketlerini basamak basamak takip eder arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz silik yeşiller var ya onları takip eder arkadaşlar. Hiç o konulara girmek istemiyorum. Şimdi karpayı da ödemeyeceği için bence buralardan itibaren temel analizinde değer de bir kusur yoksa ekstra bir sıkıntı yoksa kusur demeyeyim sıkıntı yoksa bir problem yoksa buralardan sonra yükselişe doğru geçebilir. 2 e, saatlikte bir bakalım. Şimdi iki saatlikte de aslında 100 günlük EMA'yı birkaç sefer zorlamış. Üzerinde kapanışlar yapmış ama geriye dönüşleri hep olmuş. Burada da bir yukarı doğru sıçrayabilir arkadaşlar. Burada da kar alabilirsiniz. Yani bunu da değerlendirmekte fayda var. Yani ben bunu takip eder bir hisse şu an olarak görmüyorum ama çok böyle ekstrem bir durum olmazsa 18 ona da dikkat edin arkadaşlar. Yakın markajda 18 ona da dikkat etmekte fayda var. Onun üstüne atarsa zaten buradan sonrası yükseliş olabilir. Ama RTA yani bunu ben bir şey olarak e, takip değil. Yani düşeni kıracak mı? Bir bak. Düşen kırılır mı? Bak. U uzun vade yazayım da. Smart Güneş Enerjisi'ne geçiyorum arkadaşlar. Smart Güneş Enerjisi de yeni bir iş ilişkisi yayınlamış. Ne diyor? Şirketim, şirketimiz ile yurt içinde e, yerleşik büyük bir müşteri arasında KDV hariç 1.337.970 dolar 40 sent bedel üzerinden güneş paneli satışına istinaden Yurt satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yani şimdi Smart. Bu bana bir şeyler uyandırdı arkadaşlar. Bir zamanlar kulağıma gelen bir e, bir haberle alakalı ama bu yatırım tavsiyesi değildir. Eğer o işin ortaklığı varsa bu işte başka bir boyut kazanabilir bilmiyorum yatırım tavsiyesi değildir tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir bunu da yazalım smart'ın hissesine bir bakalım smart yenilenebilir enerji miydi smart güneş enerjisi şuradan bakalım ya smrtg tamam. Ay maşallah. Hadi. Heh. Şimdi normalde ben bu hisseye bakacak olsam arkadaşlar şöyle bir şey yapmış oluyorum. Şimdi şunu çiziyorum. Sonra şuradan şöyle bir tren çiziyorum. Şimdi normalde burada zigzag yapıp büyük bir alımla birlikte yukarıya doğru çıkıp burayı patlatması lazım. Buradan sonra da yukarıya doğru farklı bir boyut kazanması lazım. Yani görüntü onu gösteriyor mu? Göstermiyor aslında. Çünkü çok uzakta da. Ama bu gün 2 saatlikte. Şimdi 2 saatlikte bu hızlı yol olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Ben takip diyorum. Uzun vade diyorum. Bugün gene de 2 uzun vade. Uzun vadeler hoştur arkadaşlar ama bir önceki hisseden biraz daha farklı bu. Bayağı bir yani şu zigzag'ı yapıp, yapıp yukarı doğru patlatıp devam edebilir. Takip edeceği noktaları da işaretleyelim şöyle arkadaşlar. 15.92 birinci takip edeceği noktadır. İkinci takip edeceği nokta da arkadaşlar düşüşlerden sonra geri dönüşlerde muhtemelen 15.70 olacaktır. Alt, alt tarafta onu düzelteyim arkadaşlar alt tarafta. Ee, onun dışında bir altta destek alabileceği nokta şu noktadır arkadaşlar. 15.05. Yani bu daralan noktada buralardan sıçrama yapabilir. Dikkat etmekte fayda var. Tabii bu iyimser. Kötümser olarak da aşağısı karanlık. Neden karanlık? Çünkü e, yani 14.60'ı görmüş. Onun altında e, 52 haftalıkta ne görmüşsün abi sen? 52 haftalıkta gün aralığı var 52 haftalık. Ben göremedim 52 haftalığı. 52 haftası yok, ondandır muhtemelen. Ee, şu daralını takip etmekte fayda var. Üst kanal değil de şu kanal şurası değildi arkadaşlar, şu kısım yani. Ben burada şöyle bir şey olmasını beklerim. Şu hareket şurada, şurada bir patlayıp yukarıya doğru yükseliş olabilir. Çok kötü çizdim ama durum bence böyle olabilir arkadaşlar. Şuradan sonra pat 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 bu şekilde gelebilir. Dikkat etmekte takip etmekte fayda var. Uzun vade takip edeceğim arkadaşlar. ben Bir sonraki hisse. Panelsan çatı cephe sistemleri ne, ne demiş? payı dağıtımına ilişkin bunlar şimdi şeyler e, biraz sonra daha değişik hisseler gelecek de. 18 kuruş diyor. Bir TL nominal değerli paya ödenecek nakit kar payı 18 kuruş diyor arkadaşlar. Yaklaşık 19 kuruş gibi bir şey yani 18 küsür kuruş. Ne zaman ödeyecekmişsin kanka? 25.05 yani 5. ayın 25'inde Mayıs'ın 25'inde ödeyecekmişsin misin kanka? 18 kuruş. Panel san çatı cephe. Zaten 10.78'de kapatmışsın abi. 2 saatlikte bakıyoruz tamam mı? Şöyle bir İlginç bir trendi var. Şaka maka. Lan nereye gitti? Ops. Ops. Başka bir dünyaya gitti. Hadi. Heh. Şimdi şöyle bir durum var. Hafta sonu Matrix'in şeyini izledim ya. Dördüncü abi çok sıkıntılı ya yani yakışmamış neyse nereden geldiyse aklıma yukarı doğru gidişlerde bak buralarda artık biraz trendin üst çizgisine yaklaşamamalar başlamış arkadaşlar. ESC Şimdi bunu çizelim. Şunu da çizelim. Bak bu. Şu var. Bir de bir altında şu var. Sonrasında fibosunu da çekelim. Bakalım fibosunda Aslında fibolarda da yaşamış yani. Fibolardan da dönüş olabilir. Şimdi tren çizgisi bu Çizgiyi takip etmesini ben bekliyorum arkadaşlar. Şu an kapanış 10.78 5. ayın 25'inde de 18 kuruş 19 kuruşa yakın bir Meblağ vereceği için Bayağı bir düşük. panel değil mi? Doğru bakıyoruz ya. Allah Allah çok düşük geldi. Neyse Yaklaşık 19 kuruş verecek Çok bir etkisi ne olacağını düşünmüyorum Aşağı doğru bir Hafif sarkma gerçekleşir dinamik trendde de 2 saatlikte şu 100 günlük EMA'da yani onu destek olarak kullanabilir. Zaten normal bizim çiz çektiğimiz trend çizgisine de paralel gidiyor şu anda. Eğer bu yatayda seyretmeye devam ederse aynı şekilde ve endeksi düzeltmeyerse muhtemelen bu şekilde bir destek noktası olacaktır. Aşağı doğru inişte önce 0.382 fibosu 10.45 var onun altında 10.42 var yani çok yakın birbirine yani iğne atar diye düşünüyorum biraz da altına sarkarsa zaten 10.36'lara kadar o civarlarda takılır yani ondan bahsediyorum. Onun altında tren çizgisine değebilir olumsuz senaryo için değerse bir alta e, şey bunu delerse bir alta tabi fibo işte 10 yani 0.236 fibosuna kadar inebilir aşağı tarafta 10 oluyor bu ve akabinde de 9.95 9.80'e kadar gerileyebilir. Yani bu bölgelerde sürüncemeler yaşayabilir ama yukarıya doğru Panalsan'da yukarıya doğru bir meyletme etme durumu söz konusu. 0.618 figosunu zorlayacağını düşünüyorum ben buralardan destek aldıktan sonra. E bununla birlikte de zaten 2 saatlikte güzel bir kapanış yapmış. Eğer üstünde kapatırsa 10.75'in üstünde kapanışlar gelirse arkadaşlar 11.17'ye kadar zorlamalar gelir. Yani önce 11 sonra 11-17'ye doğru bir zorlama gelir. Onu da şöyle işaretleyelim de. Kalsın. Panel için sözcüklerimiz bunlar. Bir sonraki ise işlem sırası kesme. Hangisiymiş bu? Sincan mı yazıyor? Uluso Elektrik İmalat Taahhüt diyor. İşlem sırası, işlem sırası bak. Geçen hafta Cuma'da, e, Perşembe'de. Yani bayağı bir devre kesici olmuş. Uluso değil mi? Ulus'e, şuna da, kana sana da takip izleyeyim de. Takip orta vade. Ulus'e bakalım. Dördüncü hissemiz Ulus'e. Abi hiç sevmiyorum böyle hisseleri. Bahsettiğim şey bu yani. Sevmiyorum derken yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Buna kazanan kazanır da. Ben şey değilim. 2 saatlik değil. Şöyle bir bir günlük devre kesici devre kesici devre kesici o şekilde ilerlemiş. Günlükte şöyle baktığın zaman bu şekilde. Yani bunun gazını alacaktır arkadaşlar. Çok da mantıklı değil bak buralarda hep alım baskılarını görüyor musunuz? Yani ciddi ciddi bak şurada mesela bir alım baskısı. Şurada bir alım baskısı. Şurada bir alım baskısı. Şurada bir alım baskısı, bir alım baskısı. bayağı iyi yani. Sonra saat, 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 saat şeklinde. Makti boynunu bükmüş zaten günlükte. Çok bir yok bu hisseyi. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Yukarıya doğru. Yani 2 saatlikte şöyle çizelim de. Bak desteğini almış gibi duruyor. İleride işimize yarar diye çiziyorum arkadaşlar. 146.2, 151 ile kapatmış zaten. 146.2 Onun dışında şu var zaten. Yani bu. Ama burada ciddi bir satım olmuş. Yani ben şu arada seyretse bile 100 günlük emasına 2 saatlikte yaklaşmak isteyeceğini düşünüyorum yani. Eminim değil miyim de basamaklar da belli yani. Burada 136 neydi? İşte şuralarda küçük küçük dokunuşlar var yani. iğne atmış mesela 121.5. Onları da işaretleyelim yani. Şu var mesela. Şu var. Şu var. Buralara kadar geri dönüşler mutlaka bekliyorum arkadaşlar. 120 146.2, 120.9, 106.3, 97.9. Şu arada da bir yerde bence şu şurada bir yerde durur da. Şöyle 137.0. Buraları takip etmekte fayda var arkadaşlar. Destek alırsa yukarıya doğru endeksin durumuna göre de yükselişini koruyabilir ama şu şişme bambaşka bir şey. Bu beni ürküttü bunun boşluğuna ala ala ilerler diye düşünüyorum yani şöyle. O şekilde ilerler diye düşünüyorum. Bir sonraki ise kristal kola. Bu da bunların bundan sonraki hisselerin alayı zaten işlem sırası durdurma var. Ne kadar fazla işlem sırası durdurmuş ona bakalım ya. Bir tane şöyle bir işlem sırası durdurma var. Kristal kola. Küçük şeyler de olurdu <laughs> eskiden. Evet 2 saatlikte şunu bir işaretleyelim arkadaşlar. Bir günlüğe geçelim. Evet. 7.45'te kapatmış zaten bu kardeşimiz. Şuradan geçiyordum. 4.86 burada aşağıdaki bayağı bir şey ama oralara kadar gelmez. Şu an için konuşuyorum. Gelmez derken yatırım tavsiyesi olarak değil. Yani şu an o kadar hızlı gelemez yani. Gelir de. <laughs> Ya çok şükür. Ondan sonra arkadaşlar ee, kusura bakmayın 7.45 6.99 6.99'a kadar gerilemiş zaten oradan 6.98'den aslında şey yapmış yürümüş yukarı doğru gün aralığında. Oradan ya yani alım baskısı kuramamışlar aslında. Ciddi bir satış olmuş. Makdi al bölgesinde iki günlükte. Ama ee, ciddi bir satış baskısı da yemiş. Ortalama hacim de bayağı bir düşmüş. 100 günlük EMA ile de bayağı arası açılmış. 100 günlük EMA şu da Golden Cross gibi patlatmış. Yani normalde 50 günlük EMA ile 200 günlük arasındaki oluyor ama burada 100 günlükte de patlatmış. Yani çok tertemiz. Şurada güzel bir alım yapmış. Ve Yürümüş yoluna bakmış ondan sonra. Ee, burada arası bayağı bir açılmış. 2 saatliğe bakalım arkadaşlar. 2 saatlik. Yani ben geri tekrar 6.98 6.99'a kadar geri çekileceğini düşünüyorum arkadaşlar. maddi çünkü boynunu bükmüş 2 saatlikte. Ee, buradaki EMA, 100 günlük EMA'ya da yaklaşacağını düşünüyorum. Yani ona yaklaşmak isteyecektir. Eee... İlk etapta onu destek olarak kendisine göremezse yani 6.99'un üzerindeki 7'nin üzerindeki kapanışları gerçekleştiremezse arkadaşlar geçmiş olsun. Ee, bir alt kademelere daha doğru iniş gerçekleştirecektir. Oralarda da şöyle şöyle destek noktaları var arkadaşlar. 6.73, 6.39, 6.17 diye. Ee, oralara dikkat etmekte fayda var. Oralardan geri dönerse döner düşüncesindeyim. Dönemezse oralardan bir aşağıda yani şöyle bir 582'ye kadar bir geri dönüş olabilir. Yani olur mu? Çok böyle 580'lere kadar gelir mi? Yani çok ani düşüşlerde olabilir ama 580 de yani az değil. Bu kadar çıkıp bundan sonra buraya gelmesi çok döngüsel bir hisse pozisyonda değil. Daha önce ka tabii kazandırmış. Sonra bayağı bir öldürmüş. Sonra yukarı çıkmış. Şimdi gene kazandırmış. Tekrar böyle bir döngüye girer mi bilmiyorum. Ya bana girmez gibi duruyor. O yüzden 100 günlük Emasına bir yaklaşmasını beklerim. Şu an arası bayağı bir açık. ATH bir tur yapmış zaten. Oradan bayağı bir satış yemiş. Satışla devam edebilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Uzak duruyorum şu an için. Öyle söyleyeyim. Ee, Kristal'den sonra CEO Event Media olması. aynı. CEO Event Media. Bu da işlem sırası, işlem sırası durdurma. Ee, bu kap haberlerine bakın arkadaşlar isterseniz. COM incelemekte fayda var. Şimdi günlüğe geldiğimizde evet şurada 2 saatlik de bir yakın markajı bir alalım arkadaşlar da günlükte. Hop pardon. Şimdi şöyle dursun. Tekrar bir günlüğe geliyorum. Aynen bu seviye yani şu an destek seviyelerinden birisi ama şurada da bir seviyesi var yani 1077 gibi bir yer var arkadaşlar. O da önemli bir yer tutuyor. Aynen 1079 diyoruz ona. Aşağıda da şöyle buraları işaretlemeye gerek yok aslında da yani Ha gayret. Şimdi bu tren çizgisine yaklaşmak isteyecektir ama ne zaman? Yani. ikinci bir tren çizgisi çekelim. Aynen. Şu kanalın içerisinde ikinci çektiğimiz tren çizgisine doğru oraya bir sarkıp ondan sonra yukarı doğru gitmek isteyecektir. Şimdi 100 günlük, 200 günlük böyle delmiş, buradan yukarıya doğru bir ölü kedi sıçrayışı olabilir arkadaşlar. Buradan desteğini alırsa, yani 1106 1079 arasında böyle yukarı doğru titremek isterse ve tren çizgisinden de çektiğimiz tren çizgisinden de destek alırsa, tekrar böyle yukarı doğru gitmek isteyecektir ya şu kanal içerisinde devam etmek isteyecektir. Ama altına sarkarsa aşağıda bizi kötü senaryo, ciddi kötü senaryolar bekliyor arkadaşlar. 9.67 akabinde de Şu seviye kaç oluyor 8.17'lere kadar da gerileyebilir onu hiç işaretlemiyorum arkadaşlar Ya da dur işaretleyeyim belki ileride işimize yarar 7.94 yani en kötü senaryonun orada aynen 7.94'e kadar gerileyebilir aman dikkat diyorum Şöyle günlükte şu şekilde bir Durum var Yani şuradan işaretlediğiniz zaman arkadaşlar şu da ayrı bir tren çizgisi. Şöyle. Yani bak. Hop hadi. Heh. Yani şöyle yaptığın zaman yani bunun üzerine çıkmaların hepsi zaten şey yani mantıksız. Buralardan tekrar destek alıp yukarıya doğru gelirse gene hedefimiz belli olsun en azından. Maksimum ama şu anda zor. Şu durumda zor. Makdi zaten ölümüne günlükte dibin dibine inmiş yani. Tabi buralar alım fırsatı olabilir destek noktaları olursa ama takip etmekte fayda var. Biz devre kesmiş sonuçta. Bunlar iyi haberler değil arkadaşlar. Dediğim gibi yani şu kanalın içerisine tekrar girmek isteyecekse buralardan teyidini vermesi gerekiyor. 11.06 17.9 ve yakın markaj olduğu tren çizgisi ama bence burada bir yükselen şey olacak ee, bir yükselme isteği doğacaktır çünkü 200 günlük emanın da bayağı altına inmiş daha önceki inmelerinde hep tekrardan sıçramalar gerçekleştirmiş hatta bu kadar delip geçmesi de çok normal değil yani şurada bir delip geçmiş o da zaten 2020 Mart ayındaki pandeminin patlayışı yani bunu da bir not alalım ya Siyon takip et takip et 200 EMA altında. belki düşen düşen trend oluşur bilmiyorum Yani. Dikkat etmekte fayda var. Şöyle düşen trend oluşursa Mokoko. Bu neymiş? Siyem geç. Format metal ve cam sanayi. Bu da abi işlem sırası durdurma, işlem sırası durdurma. Bugün iki defa durdurmuş bu kardeş. Format metal ve cam. Hmm. Şimdi tamam abi. O zaman şöyle yapalım. Abi belli yani. Düşen trend var abi. Net yani. Abi bize ileride şey olacak. Çok uzun vade. Bunu yani not alırsam mı acaba ya? Şurada da bak çok tatlı böyle bir hop, yükselme durumu. Şimdi geriye dönüşlerde de şu var gerçi de. Bir de şu var yani. 1.47, 1.41 Altta 1, onun altında 0.87 Buralara kadar geleceğini düşünmüyorum da Şöyle Bak bu var mesela Buraya kadar geril gelip 100 günlükte 200 günlüğü eğer alttan Keserse yukarıya doğru Bir düşeni kırma ve ondan sonra Bak bunu düşeni kırma takip et Takip Düşeni kırma Durumu Olabilir Düşeni kırma durumu olabilir Ona göre takip edecek Yani burada zaten gitarın telleri gibi 1.47, 1.41, 1.33 Buralardan destek aldı aldı almadı 100 günlük ema keserse Ve 100 günlük emayı da Kendisine dinamik destek olarak alıp Kendisiniz bu kısmın sağ tarafına Atarsa ne mutlu Atamazsa aşağıda yani son durak filmine döner açacağız, Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Oraları falan düşünmüyorum, o kadar öldürmek değildi derdim. Ya burada yakın marcaz değil bu. Şunu şöyle yapabilir yani. Şimdi şuradan başlamış, tamam mı? Şöyle. Sen niye mı olduğu için böyle yaptın? Şunu şöyle yapıp şuradan şöyle yapabilir tamam mı? Bu bir öngörü dahilinde olabilir. Olursa da zaten şuraya kadar şu mıknatısı alalım. Şöyle maksimum geleceği 2.43 olur. Ama bu çok olumlu bir senaryo. Takip edeceğiz arkadaşlar. Yani burada şu gitarın tellerini takip edeceğiz. Eğer burada şöyle bir kulp yaparsa şu pay çok derin değil. Şuraya kadar inmiş olduğuna bakmayın. Burada garip bir düzen var. O yüzden şey yapabilir ama burada şöyle bir yani yok bu olmaz ya. Buradan <laughs> şu harekette şu forması, formasyonu şu bozmuş. Şu kısım bozmuş. Olmasaydı şuradan devam edip şuradan yukarı çıkabilir ya da tek çanakta patlatabilirdi. Ama ben şöyle bir kulp olabilir diye takibi alıyorum. Bir sonraki hisseye geçiyorum arkadaşlar. Gezi Seyahat Bu da işlem sırası durdurma, işlem sırası durdurma İşlem sırası durdurma ayın yedisinden beri var GZNMI Gezi Nomi Seyahat Vay anam benim Halka arzı ne zaman oluyor? 8 Mart 2022'de mi halka arzı edilmiş? Abi çok yeni, ben şimdi bunun temeline bakmak lazım 2 saatliğine bakalım da bari belki bir şey çıkar. Bayrak falan mı çıkacak? Yok, alakası bile yok. Cık. Abi 2 saatlikte olay şöyle. Aşması gereken çizgiler. Destek alması gereken yerler. Evet. Aşması gereken yerler 42.16 ve hemen akabinde şu yeşil abimiz. 44 22 47 66 ve 51 46'ya kadar gidiyor. Yükselen trend devam edeceksin. Eğer düşen trend oluşuyorsa da 37 60 onun altında da şöyle şurada bir çok keskin olmasa da şöyle bir çizgi de var. 34 04 onun altında da 31 42. Şimdi şöyle bir trend çizgisini alalım. Şöyle yapmak istediğimde çok anlamlı olmuyor. Yani şöyle bir şey olursa ileride bir de şu seviye olursa hani şöyle bir yukarıya doğru bir kanal oluşur. Ama bu yani tabi şu an için tamamen faraz yani böyle dikine çıkması gerekir. Bu mümkün gibi durmuyor. Boşuna çizmiş oluyoruz arkadaşlar. Ama 2 saatlikte aşağı doğru bir yatayda şöyle seyredecekse en azından seyret, seyrederken destek alacağı noktalar şunu kapatıyorum. Seyrederken destek alacağı noktalar böyle 37-60'lar falan olur. O zaman tabii formasyon daha farklı olur. Yani formasyon diyorum tren çizgisi daha yatay olur. Bu daha da rahat olur. Yani şuradan da çekilebilir tren çizgisi. Daha yatay olursa daha mantıklı şeyler çıkar. O yüzden şu tren çizgilerini siliyorum Arkadaşlar şu an için ön gördüğümüz yatayda seyretmesi yani teyit alacağı yer 37 60'ın üzerindeki kapanışlara devam ederse yükseliş günü geldiği zaman devam edebilir Makdi zaten sat bölgesinde bayağı bir alımlarda düşmüş dikkat etmekte fayda var yani burada alanlar boşaltıyor olabilir kendimizi çekidüzen verelim Arkadaşlar bu hissede de titriyorsa eğer bu seviyelerde şu seviyelerde tit titremeye başlarsa yazdığım <laughs> işaretlediğimiz 44 22 işte 42 16 44 22 47 66 ve 51 46 terk etme vakitlerinin olduğu yer. Yani. yani oralarda titriyorsa terk etme vakti gelmiştir. Bir sonraki hisseye gelelim arkadaşlar. Sondan bir önceki Doğuş Gayrimenkul. Bu da işlem sırası kesme. Bugün işlem sırası kesme yapmış. DGGYO Boş gayrimenkul yatırım gayrimenkul. Gayrimenkul yatırım ortaklığı. Şimdi burada e, 2 saatlikte 100 günlük yamayı kendisine dinamik destek olarak almış mı? Bakalım. Almış gibi duruyor. Bir günlüğe açalım. Zamanında buna bir çizgi çekmişiz. Demişiz ki 11.47. Şimdi şöyle. Abi ben buna bir şuradan. Şunu bir çizeyim abi. Yani şu takoz. Takoza yaklaştığımız zaman eğer. Olumlu sinyal verirse yukarı atar olumsuz sinyal verirse aşağı doğru iner Bu hep böyle zaten yani O yüzden Takip edeceğiz mecbur takip edeceğiz Takip edeceğimiz noktalar da aşağı doğru hızlı düşüşlerde Faydalanabilmek adına işaretleyelim arkadaşlar ki Yani düşüşte de kazanabilelim yani Düşüşteki hareketlerde 8.67 38 dikkat edilmesi gereken noktalar arkadaşlar Dinamik trend olduğu şey dinamik trend diyorum. E, trend çizgisinde de 788. Buraya da dikkat edilebilir. Buralardan da geri dönebilir. 788 daha mantıklı ama altına inerse 738'den de dönmezse bayağı sıkıntı yani orası. O o kısımları hiç konuşmaya gerek yok. Şurada şöyle bir 673 var. Onun altını konuşmayız zaten. Şöyle bir yaklaşsın arkadaşlar. Yaklaşsın. Takoza kuvvetli mi yükseliş gelecek, düşük mü? Onu incelemekte fayda var. 100 günlük emasını da böyle günlükte nasıl karşılayacak? Gene aşağı doğru sarkmak isteyecek mi? Onu delip geçecek mi? Yoksa onun üstüne tutunmak isteyecek mi? Makti zaten al bölgesini ama boynunu bükmüş. Hacim baya baya. Yani hacimsel olarak azalmış oran. Ona rağmen bir e, ciddi alım olduğu gibi 6 Nisan'da bugün de ciddi bir satış olmuş. Hatta bir gün öncesinde de onun satış olmuş burada takip edilmesi gereken noktalardan biri de şu 921 noktası. 921 üzerindeki kapanışlarda arkadaşlar yukarıya doğru kendisini atmak isteyecektir. ama dediğim gibi bu tren çizgisini takip ediyor. Üst tarafta da ilk tokadı yiyeceği yer 1147 noktası olacaktır. Burada bir daralsın arkadaşlar. Daraldıktan sonra yukarıya doğru hareketlerine bakarız. Yani yukarıdaki ilk hareketi zaten şu kardeşimiz olacak. 1277. Hadi. Sonrası da zaten en son yaptığı ATH'a doğru gider arkadaşlar. 13.75 şeklinde olur. Ve son hissemize geliyorum arkadaşlar. Son hissemiz de deri mod, konfeksiyon ayakkabı, deri sanayi ve ticaret. İşlem sırası, işlem sırası kesme iki tane patlatmış. E, Cuma günü ve bugün. O yüzden derime bir bakalım. Evet. Yani burada da 100 günlük emayı kendisine günlükte de destek olarak alabilirse, alttan da keserse arkadaşlar buralardan yükselişler gelebilir. Mantıklı hareket mi? Mantıklı hareket. Yani tekniğine baktığımız zaman hoş bir görüntü sergiliyor mu? Sergiliyor. Bekleyeceğiz. Burada başka türlü hiçbir şansımız yok. Beklemekten başka şansımız yok. Aşamadığı son yakın zamandaki nokta ne? Şu nokta. İki saatliğine bir bakalım. İki saatlikte neler yapmış bu kardeşimiz. Hmm. Ha buradan destek almış mı? Almış desteğini. Tamam 100 günlükten almış. Buradan sonra bence yukarı doğru arkadaşlar şeye doğru gider. 5.07'ye doğru gitmek isteyecek. Şurada bir daralacaktır muhtemelen. 100 günlük bak burada düşeni kırmış. Şurada düşeni kırmış. Üstüne almış. Bu saatten sonra şurada şöyle bir belki çanak bozuk bir çanak formasyonu olabilir. Belki şurada bir çanak şurada bir kulp formasyonu olabilir. Yani şöyle bir çanak şöyle bir kulp yapabilir. Bunu yaparsa da bunun üstüne atarken şöyle bir şey olur. Şu fiyat aralığını alalım şu seviyeden şu seviye yüzde 30 Sonra Şu seviyeden Şu seviyeye de bak Yüzde 27 Zaten şurada şu kardeşimiz Yamyam gibi bekliyor bak şu seviye 5.75 seviyesi Gördün mü Yani Otoket gibi maşallah Buradan çiziyorsun abi eğer bu sağlanırsa buraya kadar çıkma ihtimali var. 5.75'e kadar. tabi yatırım tavsiyesi değildir. Maktisat bölgesinde beklemekte fayda var. Ha nereye kadar bekleyeceğiz? Şöyle. 2 saatlikte durum şundan ibaret. Şu çizginin desteğini alıp yani aslında 100 günlük eması da var burada da. Yani altına sarkarsa 200 günlükten en kötü destek alıp şuralarda şöyle bir yatayda zigzag çizip şuraya doğru gelmek istemesi. Belki formasyon bozuk olur ileriye doğru gidebilir. Ama şu daralan fincan 2 iki bardağına benziyor bak. Şuradan kopup şuraya doğru yükselebilir. Buradan sonrasında da fincan kulp muhabbetinde de çanak kulp muhabbetinde de yürür gider arkadaşlar. Fincan kulp diyeyim yani çanak demeyeyim de. Fincan kulp bunda daha mantıklı. Bu şekilde yukarı doğru gidebilir ama makti sat bölgesinde beni korkutuyor. Hacim bayağı bir artmış şu kısımda ama satışta aynı şekilde gelmiş yani. Durum bundan ibaret. Yani desteğini almış, fakat şu anda şey pozisyonda Yani teyidi vermek pozisyonunda. Teyidi ne kadar verebilir? Şu seviyelerde. 446'nın üzerindeki kapanışları benim için çok önemli arkadaşlar. 446'nın üzerindeki kapanışları takip ediyorum. Fincan kulp olabilir. Benim bugün aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmadıysanız ve buraya kadar izlediyseniz lütfen bir abone olun. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorum iyi olsa yorum yapın ama bence yani girdiğiniz hisseler ya da merak ettiğiniz hisseler ya da beklediğiniz ya da öngördüğünüz güzel kap haberleri bunlarla alakalı da finansal raporlarla, raporlarla alakalı ne olursa olsun yani piyasayla alakalı bilinçleneceğimiz istişaresini yapabileceğimiz. Herhangi bir paylaşımı mutlaka yapın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben de aşağıda açıklamadaki linklerden takip etmeyi unutmayın. Sosyal medyada görüşürüz.